Suda doğurmak isteyen bir kadın için sunabileceğimiz avantajlar var mı? Yani ne avantajları var? Yani diğer kara doğumuyla kıyaslayınca niye suda doğum yapsın bu kadınlar? Bir, biraz evvel konuştuğumuz gibi ağrı kesinlikle çok daha az hissediliyor. Ve bu yüzden de klasik medikal tıbbi ağrı kesiciler kullanılmıyor ve yan etkilerinden korunmuş oluyorsunuz. İki, yer çekimi kaybolduğu için bazı kaslar çok daha güzel gevşiyor ve doğum çok kolaylıkla akıyor. Üç, hareket serbestliği oluyor suyun içerisinde. İstediğiniz pozisyonda doğum yapabiliyorsunuz. 4. Böyle olduğu için de müdahaleli doğumlar, vakumlar, takılması vesaire işlemleri çok daha az oluyor. Vajinal kesi doktor yapmaya gerek duymuyor çoğu zaman çünkü kaslar da çok güzel gevşemiş oluyor. O dönemde çocuğun çıkışına ekstradan yardım etmenize gerek kalmıyor. İleri derecede o peri dediğimiz o bölgenin yaralanması ve buna bağlı olarak yırtık oluşumları da suda doğumlarda olmuyor. Konuştuğumuz gibi annenin doğum sonrasındaki memnuniyeti abartılı bir şekilde çok daha iyi oluyor. Ve de son bir konu daha var. Şu ana kadar söylediklerimizin hepsinin gerçekten tıbbi literatürde bir karşılığı var. Bilimsel olarak kanıtlanmış. Bir de tam olarak kanıtlanmamış ama suda doğum yaptırmış binlerce ebenin, doktorun bir gözlemi var. Gözleme bağlı bazı bulguları var. O da şu su bebekleri denen bir kavram var açıkçası. Suda mı yaşıyorlar? Ne oluyor? Suda yaşıyorlar değil mi? Suda doğuyorlar. Bunlar doğdukları için o tam doğum anında negatif basınç olmadığı için bebeklerdeki o boyundaki ve sırttaki aslında gerilmeler ve ağrıların daha az olduğu için doğum sonrasında daha az ağrı hissettikleri, daha sakin oldukları, daha fazla farkındalıkların daha yüksek olduğu, bu yüzden anneyle çok daha güzel kontak kurabildiklerini doktorlar da ebeler de gözlemliyorlar. Ve bunu da çok sık dile getiriyorlar yazılarında ve söylemlerinde. Ki biz de bunu gerçekten görüyoruz. Birkaç fotoğrafla da bunu aslında açıklayabiliriz diye düşünüyorum. Yani aynı fikirdeyim, katılıyorum. Ben de kendi annelerimizde suda doğumdan sonra söyledikleri en büyük ifade şu. Bir, biz daha bilgili ve daha farkındaydık. Bu yüzden çocuğumuzu daha farkında doğurduk. Ve yaşamaya yani devam ettik. İkincisi de bu bebekleri birey olarak gördüğümüz için daha doğum anından itibaren ve şu soruyu sorduğumuz için yani doğumda ben ne istiyorum değil de bebeğim ne istiyor. Bunun devamında bebeklerimizin daha sakin, diğer bebeklerle kıyaslanınca daha rahat, daha az uyku problemi olarak, daha az gazlı bebekler olduğunu söylüyorlar. Bu da yanında yine suda doğumu bonus olarak gelenlerden biri. Hatta bunu bir arttırabilirim bile. Şöyle cümleler bile var. Bu bebeklerin daha sonraki fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin de diğer bebeklere göre bir tık daha ileride olduğunu iddia edenler, yüzmeye ve bazı jimnastik sporuna daha yatkın olduğunu iddia edenler bile var açıkçası. Bir de şunu vurgulayarak bitirelim. Bunlar için daha fazla bilimsel evet. Çalışmaya ihtiyaç var. Bunlar daha çok gözlemsel deneyimlere dayanıyorlar. Kesinlikle.